بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala'ya bir adet maktavlar, hamdü sanalar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat salamlar bulsun. Allah subhanahu wa ta'ala amellerimizi kılıyken ibadetlerimizi rükû, secde, tilavet, sadaka, ihsanlarımızı özünü dergâhı da beri yalı gibi kabul etsin. Günah, nuksan, kemçilik, hatalarımızı Allah subhanahu wa ta'ala özünü fazl-ı kerem bilen keçirsin. Seyyidül eyyam, haccül mesakin, mumun musulmanlar mescidki yığılıp cemlenip rükû, secde, dua, Allah subhanahu wa ta'ala'ya ibadet kıladigan aziz ve mükerrem kün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadilar: "İza kana yawmul cum'ati fa aktsiru alayya min salatikum." Cuma günü bolsa menga salavat aytishlikni ko'paytiringlar. "Fa innahu man sallaa alayya salatan sallallahu biha ashran." Kim menga bir marotaba salavat aytadigan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala ana shu aytgan salavati tufayli 10 barobar gunohlarini kechirishlik, mag'firat qilishlik duolarini yo'llaydi degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hadisleri var. Bugünkü cemaatka ayta durgan meselemizi ayallar hakkı da mavzu bosun degen bir muhtiyetimizden şimdi nümeyken körsetime ayallarını Araplarını makalda er-ricalu şaka en-nisa'u şaka'ikur rical, ayal kişiler erkek kişilerine kalgen yarım kısmı deyip ayetişedi. Ayal kişiler yok olsa siz bilen beyni hem yok bulamız. Ayal kişiler yok bulsa cennetteki hatırcamlik hem yok bugün. Adam aleyhisselam cennette Allah subhanahu ve ta'ala yaratkeneden son hemme nerselerini buluşluğu karamasından cennetteki indi cennetki hareket buluyor özü. Cennette hemme nerse var. Tasavvur kılın cennette ayal kişi yok. Yani cennet bulmayı kalırken. Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhisselamını yaratkeneden son cennetteki hemen erseğe ruhsat verdi Allah ta'ala. Lekin Adam aleyhisselam yalgızlığını, his kılıçlığını başladı. Cennette buluşluğu karamastan yalgızlığını, his kılıçlığını başladı. Şunda ve halaka minha zavcaha deyipti Allah ta'ala. Öz nefsiden Allah Teala ayal kişini yarattı. Ve bessa minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ'a. Köp erkekler ve ayollar kıyamet günü geçe bana şu Adam aleyhisselam hem de mama havadan taraladı deyip Allah Teala merhamet kılıyordu. Biraderler, Kur'an-ı Kerim'de yani o erkek kişilerine Allah Subhanahu ve Teala köp vaada kılıyordukken derselerini biri ve hurun ayn dey. Hurun aynlar hurlar deyiladi ve yana shunga o'xshagan bir necha sifatlar bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda erkak kishilarga jannatda bitta, ikkita, o'nta to 70tagacha bo'lgan ayollarni va'da qiladi. Mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ayollarga bo'lgan hurmat ehtiromlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni özlerini ayolları bilen bugün muamalalar ya ki ikinci görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayollarını Peygamber'e bugün muamalaları degen söz. Ayollar hakkında yapırsak erkek kişiler şunday ayollarını arzu kıladı. Erkek kişiler hakkında yapırsak ayol kişiler şunday erkeklerini arzu kıladı. Biraderler, başkalardan bir sıfatını izleşten evvel özümüz o şey sıfatke layık bovalaylık. Ayollarımızdan kemçilik tapıştan evvel ayollarımızga layık bovalaylık. Erkeklerimizden kemçilik tapıştan evvel erkeklerimizga layık ayol bovalaylık. Bu ayollarga tegishli bölümü. Ayol kişilerde
erkeğine hatasını tapışlığı var. Erkek kişilerde ayalına hatasını tapışlığı var. Erkek kişiler üyüge kirse nimeymiş? Falancının ayalı bundayken, falancının ayalı bundayken degen söz bilen kifayalanır. Ayallar ki falancının eri bundayken, falancının turmuş ortağı bundayken, ana şun bilen kifayalanır. Biz kaide eytemiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً Birader hayatınızda falancını eri, falancını ayalı degen sözünü koyun. Peygamberini hayatı deyin. Peygamberini ayalı bunday. Bugün eken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bunday muamlakı genekem deyin. Bana şu yerde Rus cencel ihtilaf tohtaydı. Falancını eri bunday olsa yaşı yaşayırken olsa. Ama sünnetke muvaffuk olması yakışmaz. Falancının ayalı tüzük olsa yakışı. Ama sünnetke muvaffuk olmasa yakışmaz. Demek ki siz bilen mindeki hayatımızı doğrulaydıkenler sen Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp ayet yaptı ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً Ey insanlar, mumun, musulmanlar sizlerin hayatlarında yaşayışların için örnek oladıkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. Bana şunu özü kifaya diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bana şunu özü kifaya diyor. Bana indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanday kılıp turmuş kurganlıkları hakkında bir cemaatimizi isletsek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatlı mabeyinleri de bir neçe ayalları, turmuş ortakları bugün ve bana şunlarının birincisi Hatice binti Huveylid deyilen Hatice radıyallahu anha müminlerin anası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ayalı turmuş ortağı üçten iki ömrünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamız bilen ötkizgenler Hatice anamız ki turmuş kuryetken de ne hazır yaşları geldiğin unamaydı birinci özü unamaydı keyin ata anası unamaydı keyin urfa adatı unamaydı birer nersesi unamaydı Ama bir tersi bilen bir ay iki ay yaşayıp acıraşıp yetişkiye tayyar bulup dura uğradı. Lakin kızla üylenişim gerek değildi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci turmuş kurgan vaktilerde 25 yaşta bugünler. En şereflik nesepte bugünler. Abrav itibar hemme taraftan zor. Ayalları 40 yaşta bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ayalı kançıda bol yaptı, 40 yaşta bol yaptı. Hazır 25 ikirgen bir bola dedesi gelip, dedesi özü 39 ikirgen. Dede 40 ikirgen bitersin, amah cüman dese, beni sınıf taşıma alıp naklasan deydi. Mesela, ne sebepten onu alasan deydi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci durmuşu düşündüğü bugün. Ne fakat 40 yaş kekirgen, Hatice anamız evvelki birinci turmuşları da bitti ferzent görgeller. Sonra turmuş ortağı dünyadan ötüp gitken. Yine turmuş geçikkarlar. İkide ferzent görgeller. İkinci turmuş ortağı hem dünyadan ötüp gitken. İki mette turmuş görgen insanlı ve özden 15 yaşkette ayolge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyelen yaptılar. Kaysi şart bilen deyse Hatice anamız özleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e savcı bulanlar. Ayal kişi, erkek kişiye savcı bulup barışlı ki bizim şeriatımızda var. Bir atanı kızı olsa, ya şirak bir balanı bilse, helgi balanı ya özüge ya atası gibi barıp falançıcan, bana bunu da yıkılıp ben kızımı terbiye kıyam ben, bana şu kızımı sizge veremem değişlik bizim şeriatımızda var buradırlar. Kızlarımız olsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men tardavna dinehu ve hulukahu dini çıralik olsa adab ahlakı yahşi olsa sizlerge savcı olup kese kızlarıyla beriler diye yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste men tardavna dinehu ve hulukahu dini çıralik bogan hulk adabı yahşi bogan insandan sizlerge savcı keledigen olsa kızlarınlarını beriler de yaptı. Garniturgu beredigen perdenin kalını alıp yani bir bana derselerde kılıp beredigenlerini
Uşları karamaylık. Men tardavunda dinehu diyordu. Dini güzel olsun. Ve hulukahu. Huluku çıralık olsa bana şunları kızlarıyla da beriyler diyordu. Ama özümüz savcı balıp borsak iken boladıkken. Kızımız olsa biz savcı balıp borsak bolarken. Hadice anamız Mekke-i Mükerreme'de hazır borsaylar Mekke-i Mükerreme'de Hadice anamızın kabri var. Bana şu yerge bir ziyaretki alıp çıkışadı. Umrege hacige bargen vakitte kabrini ziyaret kılıçdik üçün halas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Hadice anamız sorap sürüştürüp kaldılar. Meysere degen hizmetkarı var iken. Yani hazırım sürüştüremiz doğru mu? Kim oğlu kan degen derseler. Meysere degen hizmetkarı etti ki ey Meysere bu Mekke'de ticaretini yahşi kıladigen amanet göy insan var mı dedi. Eytey desen söz köp lekin vakit kem. Bizdeyen biraderler amanet göy adamlar kemeyip gitti. Hıyanet göy adamlar köpeyip gitti. Gepti gepirişliğiyle Arap'ta şairden çıralik bulup gittik. Cüdeyem çıralik mamlıklamız, cüdeyem çıralik körüşemiz, cüdeyem çıralik gepleşemiz. Amelge kegende kılalmayapız buradalar. Pul muamelası da. Koşnucilik muamelası da. Er hatırlık muamelası da. Köçede zor muamela. Corada mahallede zor. Üyde ya ki o şey malum caylarda muamela yakışmaz. Anca mınca davetçilerimize. Bıra onlarge çıralik davet kılışadı. Ama özünün hayatını görsen sen davetini tohtatıp özünü doğrula degin kiledi bazıları ki. Kaganlarımız hem hemmemiz hem buradalar. İtibar veri yapsalar mı? Cüde gepler çıralık zamanda şey yapız. Bana onu dayan. Yahşımızız, tüzüğümüzsüz, falan dayımızız. Keyin gepleşemiz. Hazır Hacı Tanadaydım diye bir yazı oradı ki. WhatsApp'tan. Şunun için buradalar bu sözmez, şeriat sözmez. Biz damlalı gibi üstünü gepleri yapmış halas. Amel. Şeriatın asası amel. Ne mi deyip soru yaptı Maysara'dan Hadice anamız. Ey Maysara dedi. Mekke-i Mükerreme'de amanet göy kim var dedi. Kim körse dedi bizi kışlağda amanet göy adamdı. Ne saval vereyim. Bizi kışlağımızda aytelik falançı biznesmeni 100 bin dolar pulu var iken. Bana şu adamı verinler ticaret keledi deyip kimiyle beri alasılar. 100 bin dolar puldu. Beri almaydı. Akev kesigen beri almaydı. Bir deval koşunsigen beri almayın. Maysara etti ki ey Hadice dedi Mekke'de Muhammed degen bir insan var dedi. Amanat göylüğü bilen tanılgen dedi. Amanat göylüğü bilen tanılgen dedi. Çünkü bari bir sorup etmeysiz mi? Bizde ticaretimiz var. Bana şu ticaretini bari kimesin mi? Şam diyarları dedi. Maysara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. Ey Muhammed Hadice tanıysız pulu köp ayal ticarette bir ikdesini yönetken de yalgan sözler. Bomay kaldı, onday buldu, narh götürüldü falançı pıstançı. Yerde çukurak haydegenimiz için, abu hava yaşıgen için, tezkerisi bu. Dip pullarda yok kılışı yaptı. Siz amanat göyken siz ticaret bilen barıp kemeysiz mi dedi. Degen de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı buladılar. Mekke'den pulunu, kervanını alıp Şam diyarına gittiler. Maysara birge, hizmetkar elbette birge. Ben yolda ket yetsem deydi. Yolda ket yetsem aptav, kuyoş cüde cezireme bulup isip durgen vakti de Muhammed'in üstüge sallallahu aleyhi ve sellem salatu aşiristen çıkarıp koydular. Muhammed'in üstüge bulutlar gelip tohtap kalar dedi. Ben etimi şu ançamçam başımızda taş yok varsa gerek huda sahlasa gerek deyim ben de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstüge bulutlar gelip durarken bizi üstümüzge hem özüm yem oylayman de mesela bizi üstümüzge hem taştan bugün bulut kese gereği huda sahlapması gerek deyim ben de kletken bazı bir amellerimizden aynısı ait etken sözlerimizden ben yolda ket yetsem şuna sözümden düşündürmeseniz bu mu sözün içinde söz var deydi gerdi içinde gerdi var deyken bana yolda ket yetsek kuyaş köterilgen vakti de cezireme bugün vakti de Muhammed'in üstüge bulutlar gelip tosup kalar dedi. Bulut tosup kalar iken.
Men o'ylayman, bulutmas farishta bo'lsa kerak dedi. So'ngra Shom diyoriga borganimizdan so'ng bir joyga to'xtadik. Bir daraxtni ostida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salqinlab dam olib turgan vaqtlarida katta kreslarini taqib olgan bir odam kelib mendan so'rab qoldi dedi. Bu kim dedi? Bu Muhammad deb javob berdim. Makkalik Muhammad omonatgo'y deb javob berganimda mana shu daraxtni ostiga inson o'tirmaydi. Payg'ambargina o'tiradi. Bu sizlarni payg'ambaringlar. Yaqinda payg'ambar bo'lib bu kishiga vahiy tushadi. Mana shu so'zni eslab qol debdi. Alloh taolaning hikmati ekanda daraxtlar ko'p. Ammo ayni mana shu daraxtni ostiga faqatgina payg'ambarlar o'tirgan va payg'ambar bo'ladigan inson o'tiradi dedi. So'ngra tijoratga borishdi. Sotiladigan narsalarda hammasida baraka bo'ldi. Sotib olingan narsalar ko'payib, pullari ham oshib qoldi. Bizning xalqimizda o'sha qoidaga ko'ra gap ichida gap bor deb sal bir ishlari chiroyli bo'lib yurishib ketsa, men kuchliman-da, men zo'rman, tijoratda zo'r gapga ustaman, mana men devorimiz ekan. Bo'lmay qolsa ayb boshqasida bo'ladi. Birodarlar, ilmingiz bo'ladimi, pulingiz bo'ladimi, uyingiz bo'ladimi, o'g'lingiz, qizingiz, mashinangiz yana nima bo'lsa ham men hech kim emasman deng. Alloh beryapti deng. Tug'ilganda hammamiz hech kim emas edik. Alloh berdi, ism bo'ldi, kattayib shu yoshga yetibmiz. Yana qancha yashaymiz Alloh biladi. Zalika fadlullohi. Bu Alloh subhanahu va taoloning fazli. Bu Robbimni menga bergan fazilati boshqa oyat karimada. Zalika min fadli robbi. Robbimni menga bergan fazilati deb yuraylik. Rossiyaga borgan odamlarning bir ikkitasi biz undayligimizdan mana bunday ishlab keldik dedi. Yo'lda kelyotib mashinada avariya bo'lib ketsang, qandayligingdan saqlab qoladi seni Xudoim deish kerak. Samolyoting 2 marta turbulentli zonaga kirsa, kalimani yarmini aytgan ulgimay ketasan. Deish kerak. Ya'ni inson biz hech kim emasmiz. Alloh subhanahu va taolo beryapti, nafas olyapmiz, yuryapmiz, turyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham Alloh taoloning fazli dedilar, Makka'ga qaytib keldilar. Maysara bo'lgan voqeani hammasini aytib berdi. Xadija binti Huvaylidga aytdilarki, omonat go'y ekan, yolg'on gapirmar ekan, ustida bulutlar birga ketdi, payg'ambarlik haqida ham gapirildi, sotgan narsalarimizda baraka bo'ldi, yana ko'p narsalarni olib keldik, mana bu yerda ham savdoyimiz baraka bo'lyapti deganda Xadija onamiz aytdilarki, ya'ni turmush o'rtog'i bor ekanmi dedi, yo'q, turmush o'rtog'i yo'q. Men savchi qo'yaman dedi. Rozi bo'larmikin deb Maysara orqali, ya'ni xizmatkor orqali aytdirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darrov amakilari bilan maslahat qildilar. Amakilari ham xo'p deyishdi. Makka-i Mukarramada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 25 yoshda, Xodija onamiz 40 yoshda mana shunday turmush hayot boshlandi. Birodarlar, inson baxtli bo'lish uchun albatta o'zidan kichkinasini olib olishlik shart emas. O'zidan teng bo'lishligi ham shart emas. O'zidan katta bo'lishligi ham shart emas. Baxt ulug'likning formulasi deb qo'yadi. Bu yoshda ko'p aloqa yo'q. Yoshroq bo'lsa, puli ko'proq bo'lsa, ana unday bo'lsa, mana bunday bo'lsa, shularning hammasi baxtlilik bo'lishlikka sabab bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda fazfar bi zati din dindor bo'lmasa agar baxtli bo'lmaysizlar dedi. Ayolingiz taqvodor bo'lmasa baxtli bo'lmaysiz. Ayol Allohdan qo'rqmasa baxtli bo'lmaysiz. Ancha munchalarimizni ayollarimizdan shayton qo'rqyapti. O'sha ayolga qarab o'zimdan panoh tilayman deyapti shayton o'sha ayolga qarab. Men sendan uzoqroq yuray deyapti. Fazfar bi zati din dindor ayolni olinglar deyapti. O'g'illaringizga ham dindor ayolni olib bering. Qizlarni ham dindor qilib tarbiyalaylik. Buni sal qarab qo'yaylik, bir 3 juma bo'ldi aytganimizga. Qayoqqa ketyapsan qizim deb qarab qo'yaylik. Sen kimni qizsan deb so'raydi ko'chada deb aytaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xodija onamiz bilan turmush qurib yashab turgan vaqtlarida ancha yashadilar, hayot yaxshi bo'ldi, farzandlar bo'ldi. Bir necha yil yashaganlardan so'ng vahiy tushdi. Payg'ambarlik boshlandi. Bilasizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada Hiro g'origa chiqib,
avval bir kun, keyin ikki kun, keyin uch kunlab, keyin bir haftalab Hiro g'orida qolib ketar ekanlar. Beli og'rimaydigan salomat odam 2 soatda zo'rg'a yetib oladi Hiro g'origa. Xodija onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga taomlarni tayyorlab Hiro g'origa olib chiqar ekanlar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy tushdi. Vahiyni tarixini hammamiz bilamiz. 3 marotaba iqro 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 degan voqea bo'lgan. Uni keng tushuntirmaymizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar. To'g'ri Xodija onamiz yoniga kelgan. Men dedi, yer bilan osmonning o'rtasida muallaq turgan bir mahluqni ko'rdim. Menga sen payg'ambarsan deb aytayapti dedi. Hozir uyga borib bir ayollaringizga yaxshiroq tush ko'rdim deb aytingda ishonmaydi. Tushimda sen men bilan Makkada yurgan ekanmiz desang ishonmaydi hozir. Bo'ladiganroq bir gapni aytsak ham ishonmayapti ko'pchilik ayollari. Umuman din yo'q. Biror bir narsa yo'q. Jahiliyat, mushrik, shirkga to'lib bitgan 360 ta but bor Makkada. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men payg'ambar bo'pman desa Xodija onamiz siz payg'ambar bo'ldingiz deb iymon keltirgan. Yer yuzida ikkita musulmon bor deydi. Birinchisi payg'ambar, ikkinchisi mana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayoli Xodija deydi. Birinchi bo'lib payg'ambarlardan so'ng islom diniga kirgan Xodija onamiz bo'ladi. So'zimizni nihoyasida ayniqsa ayol kishilarga aytamiz. Hurmatli ayollar jamoasi, bu hadisda keladi ya ma'sharam nisa, ey ayollar jamoasi degan. Ayollarda din ko'p birodarlar. Farzandni tarbiyasi ayollarda. Kazzob, dinsiz, omonatsiz qilib tarbiyalaydigan ham ayollar. To'g'ri so'z, omonatgo'y, dindor xulq, odob bilan tarbiya qiladigan ham ayollar. Imom Buxoriyni onasi duo qilib Buxoriyni ko'zi ko'r bo'lib qolganda Alloh taolodan ko'zini ochishligini so'rab duo qilib to'xtamay duo qilargandan so'ng Imom Buxoriyni ko'zi ochilgan. Ikkala ko'zi ko'r bo'lib qolgan. 5 yoshida qayta-qayta duo qilganda Imom Buxoriyni onasini tushiga Ibrohim alayhissalom kiradi. Bo'ldi yig'lama Alloh duoingni ijobat qildik, bolangni uyg'otsang ko'zi ochildi dedi. Uyg'otsa ko'zi ochilibdi. Biz ayollarga aytamiz, farzandni tarbiyasini yaxshi qilsin. Omonatgo'y qilsin, dindor xulq odob bilan qilsin, o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollari Xodija onamiz farzandlarini shunday tarbiya qilganlar. Ba'zi bir ayollar tarixda farzandlari ilm o'qish uchun ketyatsa, oyoq kiyimlarini ostini tozalab qo'yar ekan. Hozir farishtaning qanotlarini bosasiz, farishtaning qanotlari kir bo'lib qolmasin deb farzandiga ilmni fazilatini tushuntirar ekan. Shuni aytishimiz kerak ayollarga. Bolani tarbiyasi ko'p sizga bog'liq. Men ko'chada ko'proq yuraman. Siz uyda bo'lasiz. Bolani chiroyli qilib tarbiyalang. Vaqtni o'tishini qarang. Ertaga 60-70 ga kirib qolamiz. Bir ahmoq, dinsiz, insobsiz, yolg'onchi bir bolani tarbiyalab, o'tdan sotga yuguradigan odam bo'lib qolmaylik. Bolani yaxshi tarbiya qiling deb ayollarimizga aytishimiz kerak birodarlar. Baribir erkak kishi ko'chada ko'p qoladi. Safarda ko'p bo'ladi. Bolani tarbiya qiladigan asosiysi ayollar. Albatta o'zlari ham tarbiya qilganlaridan so'ng samarasini ko'rishadi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.